Simcek Alan'dan herkese merhabalar. Ben Ceyhun. Bugün bir çizgi roman karakteri yaratacağız. Nasıl yapacağız? Aşamaları nasıl olacak? Yani kendim nasıl kullanıyorum? Nasıl bir çizgi roman karakteri oluşturuyorum? Bunları paylaşacağım. Hani belki işinize yarar. Umarım ki güzel bir video olacak. Hadi o zaman. Teorik olarak tanımamız lazım. Nasıl bir şey? Karakterimiz yaşlı olsun. Biraz mistik. Kullandığı bazı malzemeler olsun veya demeyeyim hep giydiği. Cübbesi olsun mesela. Uzun bir cübbe. Baston olsun bir de. Yani bu şekilde bu karakteri tanımlayabiliyoruz. Ne yazacağımız hikayenin bu detaylarıdır aslında. Başka ne ekleyebiliriz? Biraz daha detay inelim. Şaşı olabilir. Yani burnu uzundur. Vesaire vesaire. Bu tabii çok ayrıntı. Biz bunu nasıl belirleyebiliriz? Şunları bir kaldıralım. Hepsini böyle karşındaki yere bir yapıştıracağım. Tabii herkesin çalışma stili farklı oluyor. Bunu yine önceki videoda da belli etmiştim. Bizim bir karakter yaratmamız için ilk önce figür çizmeyi, portre çizmeyi bilmemiz lazım ki bunu daha fazla deforme edebilelim. Diyelim ben bir portrenin aslında şöyle bir taslağa sahip olduğunu biliyorum. Ve burnu burada olur, gözleri burada olur, ağzı burada olur değil mi? Göz çukurları daha doğrusu içeride olduğu için sonuçta kaşları daha çok önde olacak. O yüzden biz gözlerini daha az göreceğiz bunun. Daha küçük gözlere sahip. Çok fazla göz torbası yapabiliriz. Biraz daha belli olan çünkü bu çok yaşlı bir karakterimiz. Ne bileyim işte kaşları az olur. Niye? Yaşlı çünkü. Sonra ağzı yine böyle biraz daha küçük ve böyle bir tık daha aşağı gibi şurada olan elmacık kemiklerini görüyoruz. İşte buradan bir tık daha yüzü uzundur mesela bunun. Çok fazla zayıf ve yaşlı birisi. Biz buradaki ayrıntıları çizerken de değiştirebiliriz ki daha da belki güzel olacak. Nasıl rahat ediyorsak, nasıl ilgimizi çekiyorsa daha fazla. Yüzünü kapatan bir cübbemiz var. Şuradan geliyor değil mi? Bu bir kara bir cübbe olsun. Yine buranın içeride kaldığını böyle bir kontrastla verelim. İnce bir boynu var. Burada cübbe devam ediyor. Burnunu bir tık daha kemikli yapalım. Bir gözü şöyle bakıyor. Şurayı daha fazla koyu yapalım ki göz çukuru olduğu aslında zayıflıktan kaynaklanan bir şey. Ne oldu işte belli bir karakterimiz oldu. Biraz da ayrıntı vesaire zamanla girebiliriz. Yani yaparken eğlenmek bence birinci şey. Ne bileyim daha sonra bunu zaten böyle bir yandan çizeriz. Ne bileyim işte burnu büyüktü zaten. Şöyle kemikli bir burun yaparız. Çenesi bir tık daha dışarıda. Sonra şöyle yandan bir gözü var. Ama bu göz şuraya bakıyor falan. Elmacık kemiğini vermiştik. Burada şöyle bir cübbesi var. Belli oluyor. Şuradan omuz kısmı var şurada. Şöyle devam ediyor falan yapabiliriz. Diğer yandan çizeriz bunu. Gerçi aynı şey olur ama. Bunu biraz daha tanımak için ne bileyim yani daha fazla mesela şöyle bir üstten görebiliriz. Kafanın üstü daha fazla belli olur. Niye? Biz bunu üstten görüyoruz. Kafanın üzerinde değil de kafanın altını tabii ki görüyoruz. Farklı varyasyonlarla yaptığımız zaman karakterimizi daha fazla tanımış oluyoruz. Zamanla bunu geliştirebiliriz. Yani ne yaparız? İşte deriz ki ya ben burnu çok fazla büyük oldu ya. Biraz küçültebilirim. Ağzını belki biraz büyütürüz veya elmacık kemiklerini biraz içeri doğru veya daha fazla çıkık yaparız. Bunun birkaç tane varyasyonu daha yaptığımız zaman evet işte tam bu diyebilirim. Ne oldu mesela bu bizim evet birinci karakterimiz oldu. Veya farklı daha hareketli bir karakter de seçebiliriz. Örnek olarak ne yapalım? Bir erkek olsun genç yaşlarda olabilir. Kaslı ve bir tıklı savaşçı. 1500-1600 yıllar. Bakın gene aynı mantıkla. Ama bunun mesela yüzünü bir tık daha uzun yapabiliriz. Daha böyle yakışıklı bir karakter yapabiliriz. Çünkü diğeri biraz daha çirkindi. Mesela bunun çene kaslarını daha fazla belli ederiz. Şöyle bir gözü olur mesela. Şu an aslında her şeyin taslağını atıyoruz. Mesela daha demin de bir taslak attık. Ağzını daha güzel böyle bir veya hırçın yapabiliriz ağzını. Yani elmacık kemiği belli olur. Ama daha demik gibi değil. O kadar da değil yani. Çenesini bir tık daha çıkık yaparız. Daha uzun bir saç. Değil mi? Burada bir tık daha fazla bir trapezlerini yapabiliriz. Şöyle gelir. Köprücük kemiklerini belli edelim. Çatık bir kaş. Belki şuradaki bazı kırışıkları belli ederim ki daha fazla sinirli olduğu belli olabilir. Hatta buna biraz bir sakal da ekleyebiliriz. Niye olmasın? İşte bunun omuzlarını daha dik yapacağız. Mesela burada bizim biraz anatomi bilgimiz ortaya çıkacak. Ne bileyim işte omuz şöyle geliyorsa bizim aslında göğsümüz şuradan gelecek. Bayağı hani kaslı bir şey yapıyoruz burada da. Normalde bunun omuzlarının şurada falan bittiğini bilirim ama olabildiğince kendi istediğimiz sonuçta bir hayali bir karakter bu. Deforme edebiliriz tabii ki. Üzerine giydiği bir şeyi vardır.
ne derler? Bir korumalı falan bir şey vardır mesela. Hani böyle değişik değişik şeyler yapabiliriz. Daha sonra deriz ki ya ben bunu pek beğenmedim. Bu bizim savaşçı bir karakterimiz aslında bir tık sanki kel mi olsa? İstediğimiz her şey olur ya. İşte elinde bunun hep kullandığı bir kalkan olur mesela. Buradaki işte ne bileyim bu okları korumaya yarayan bir kalkanmış. Kağıda yansıtmadan önce sen bunu kafanda betimliyorsun. Ama sonra kağıda yansırken ister istemez bunlar değişebiliyor. İşte bunlar zaten işi daha fazla tatlı yapıyor. Sen sadece kafanda olan şeye odaklansan zaten kendini bir sınırın içine koyarsın yani. Figür bilginiz, porte bilginiz, ayak, el, her şeyin belli bir seviyede olması lazım ki evet siz istediğiniz açıdan istediğiniz şekilde çizebilin. Yani mesela sen sadece elin iç görünüşünü mesela çizebiliyorsun. Bir şey tutarken, kalem tutarken falan çizebiliyorsan zaten senin işin daha kolay oluyor yani. Hani o yüzden her şeyde bir belli bir seviyeye gelsek iyi olur bence. Ama kesinlikle bir karakter tasarlarken bu karakterin ne olduğu hakkında biraz bir düşünmek gerekiyor bence. Yani çocuksa bu çocuğun diyeyim, kafasının oranı normal bir insana göre daha büyük yani vücuduna göre daha doğrusu. Diyelim bu kafa, vücut da bu şekilde. Ama normal bir insanın kafasının diyelim vücudun oranı böyledir yani. Bunu ayırt edebiliriz. Ve aynı şekilde çocuğun gözlerinin böyle olup burnunun ve ağzının daha küçük olmasını, normal bir insanın yine gözlerinin küçük ve burnunun ağzının da yine hemen hemen orantıda olmasını bilmemiz gerekiyor ki bunları ayırt edebilelim. Yandan çizdiğimiz zaman birisini, yandan gelen gözün aslında formunun şöyle bir yuvarlak ve şurada olan aslında çizgilerden oluştuğunu bir tık bilsek daha doğru olur. Genel toparlamak gerekirse genel bir figürü bilelim. Ondan sonra istediğimiz gibi bunu deforme edelim. Ve daha sonrası kafamızı açmaya bağlı. O yüzden benim görüşüm eğer ki karakter tasarlamak istiyorsanız fazla fazla karakter tasarımları, filmdir, kitaptır. Yani çizmekten çok sanatın diğer dallarıyla alakalı şeyler, müzik buna dahil. Bilirsek eğer evet kafamıza daha fazla şeyler canlanır. Yani mesela mistik bir karakterde veya ne bileyim savaşçı bir karakterde savaşla alakalı gerilim mesela müzikleri dinlediğiniz zaman kafanızda az buçuk o karakterle alakalı bir şeyler betimlenebilir. Genel kültür ya ve o işe kafanızı vermek ve ben ne çizersem daha çok eğlenirim. Olduğu zaman muhteşem bir iş elinizde olur diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım ki yardımcı olabilmişimdir ve umarım ki sizlerle beraber böyle güzel güzel videolar çekmeye devam ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.